Herkese merhaba millet Emerald Lord ben bugün sizlerle yeni bir videoda daha karşınızdayım Bugünkü videomuz arkadaşlar sizlerle birkaç konudan bahsedeceğim bir şeyler danışacağız Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Videoyu beğenerek yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz Başlayalım iyi seyirler yeah, yeah. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bir süredir ben birkaç şeyler çıtlatıyorum size. İşte şöyle oyun yapıyoruz, böyle oyun yapıyoruz, şöyle oyun yapıyoruz diye. Şimdi bu olayları ciddi ciddi konuşma vakti geldi arkadaşlar. Öncelikle bir Türk oyunu yapılıyor. First Person Shooter. Onu söyleyeyim. Standoff ki düşünün ama daha iyisi düşünün ve Türklerin yaptığını yani Türkiye'ye özel ilgi olduğunu düşünün. Bu oyun sizce nasıl olurdu? Sizce nasıl olmalıydı? Bunlardan sizden fikir alışverişi yapacağımız bir video bu arkadaşlar. Ee, oyunun yapımcıları bu yorumların tamamını okuyacaklar arkadaşlar. Öncelikle bunları söyleyeyim size ki aa okumazlar falan diye kafanıza çok takmayın arkadaşlar. Öncelikle oyunumuzun amacı nedir? Oyun nedir? Oyun arkadaşlar bildiğiniz first person shooter yani standoff ki critical ops gibi oyunlar. Counter Attack, Modern Ops gibi oyunların tarzında olacak. 5 vs 5 bildiğiniz CT vs T modelinde şeklinde olacak arkadaşlar. Ee, öncelikle soru bir Pay to win olacak mı? Hayır arkadaşlar pay to win olmayacak. Ee, pay to win ne demek derseniz bir oyuncunun ...para ödeyerek bir oyuna... diğer oyuncunun üstüne geçebilmesi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim düşünün. Şu silahı düşünün AKR stat AKR Hunter mesela Stand of'ka oyunundan örnek veriyorum. Bu mesela diğer AK ile kafaya aynı hasarı vuruyor. Aynı şekilde spray paterni var. Aynı şekilde reload hızı var. Her şeyi aynı sadece rengi sarı. Bu pay to win olmuyor arkadaşlar. Bu kozmetik oluyor. Oyunda tabii ki de kozmetik üzerinden para kazanılacak ee, kazanmayı hedefliyor yapımcı firmamız ve en iyisi de en mantıklısı da o. Çünkü neden derseniz arkadaşlar Pay2Win olsaydı ben mesela Almanya'da yaşıyorum abi basarım 200 euro oyunda kral olurum kimseye de ölmem yani. Canım olur 1500 AKR bacağı bile tek atar bilmem ne artı 5'e yükseltirim falan filan. Hani Billy Mumzula tarzı e, mobil oyunlardaki gibi Pay2Win elementleri olmayacak oyunda. İkinci konumuza gelelim arkadaşlar oyunda bildiğiniz gibi oyun Tabii ki de yapım aşamasında şu anda. Ses kaydı gelmiş bir saniye onu dinleyeyim hemen arkadaşlar. Için... Evet arkadaşlar şimdi bir yaklaşık bir 15 dakikalık ses kaydı dinledikten sonra geri geldim. Ee, üçüncü soru arkadaşlar oyunun çıkış tarihi ne zaman olacak? Ee, oyun arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart 2022 gibi gelecek. Yani bundan bir 6-7 ay sonra aşağı yukarı. Tabii ki de kesin bir tarih verilemiyor ama o üç, ilk 3 ay içerisinde 2020'nin çıkması planlanıyor. Muhtemelen yıl başında deniyor ama. Oyunun bütçesi nedir diye çok fazla arkadaşımız sordu arkadaşlar. Oyunun bütçesi yok. Oyunun bütçesi sınırsız para çok <laughs> falan filan yok. Ee, oyunun bütçesinin sınırı yok arkadaşlar. Bilmiyorum söylesem kızarlar mı ama şu anda oyunun gideri şu an için yaklaşık bir 500, 600 bin, 700 bin 800 bin lira civarı şu ana kadar. Ama tabii ki de bu daha da büyüyecek. Bunun serverı var, bilmem nesi var, proksisi var, otu var, bilmem nesi var. Ee, yani kısaca oyunun bütçesinin sınırı yok arkadaşlar. Bunu duymak size muhtemelen rahatlatır. Hani böyle 5000 liralık bütçeli oyun yapsak kimse ne yapıyorsunuz size? Hani kimse takmazdı bizi muhtemelen. Ama bu şekilde 1 milyon 2 milyon, 5 milyon liralar duyulunca ya da 10 milyon liralar ee, tabii ki de insan bir heyecanlanmıyor değil tabi şu anda bahsettiğim rakamlar oraya yakın değil ama belki de yakındır kim bilir yani <laughs> oyunda arkadaşlar özellikle şuna çok kızıyorum bazılarınızda abi diyor Türkler özel diyor bıçak diyor olacak mı diyor ulan herkes de bıçak olsa kardeşim tamam mı bıçağın anlamı kalmaz kimse bıçak almaz hani herkes aynı bıçak olduğu zaman sen o bıçağı istemezsin zaten oyunun default bıçağı mesela karambit olsa karambiti kimse iplemez yani kimse oynamaz karambit hani anlatabiliyor muyum bir ay oynar iki ay oynar sonra der ben kelebek alacağım yatıram şu kadar gol demem o ki arkadaşlar oyunun başlarında da tabii ki de oyuna yeni başladığınız zaman ilk satın alımlarınız olsun. Ya da oyunun ilk oynayanlarındansanız hani ilk 5-6 ayında mesela oyunu indirdiyseniz tabii ki de gelecekte gelecek oyunculara göre üstünlükleriniz olacak bildiğiniz. standoff of 2'de de öyle. Ben 2018'den beri oyuncuyum mesela. Şimdi yeni oynayan oyuncular gift box'un ne olduğunu bilmiyor. Biz gift box'a 3-5 hesaptan açıyorduk. Hani şu anda satsaydık 20.000 gold iyi para yani iyi para. E, çok kişi şey de soruyor abi trade olacak mı işte oyunda market play olacak mı? Ee, muhtemelen bunlar olacak arkadaşlar. Market yüzdeyüz olacak. Ee, çünkü kopsun bile getiremediği sistem. Bizim getireceğimiz, yapacağımız oyunda gel olmazsa olmaz yani. Ee, market kesinlikle olacak ve ben hani oyun yapımcılarından özel isteyeyim. Zaten izliyorlar bu videoyu. Trade kesinlikle gelsin istiyorum ben. Çıkar çıkmaz da olabilir. Çıktıktan 2-3 ay sonra da olabilir. Güzel olur yani. Bir de Emerald'da orada, Emerald'da şirketten iş bağlayayım bak. Maaşla çalışırım. Sıkıntı yok. <laughs> Ee, neyse ee, ne diyordum ben ya Onun dışında arkadaşlar şu andaki oyunun Durumu ne diye sorabilirsiniz oyun oyunda Prototip aşamasında her kategoriden bir silah Modellenmiş ve animasyonlanmış durumda Çok fazla çalışıyor ekip Hani çok fazla çalışıyor derken Çok fazla şey üzerinde çalışıyor ee, Skin'i var animasyonu var map'i var Testi var bir şeysi var oyun yapımcıların Arkadaşlar sizden özel isteği var Bu oyunda bir katkınız olmaksını istiyorsanız Arkadaşlar yorumlarda arkadaşlar Veya benim discordumda arkadaşlar Kendi oyunumuzu yapıyoruz diye bir bölüm açtık. Oraya gelerek arkadaşlar oyuna eklenmesini istediğiniz şeyleri, oyunda sizce neler olsun bunları vesaire hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. Oyun yapımcıları hepsini teker teker okuyup dikkate, dikkate alacaklar arkadaşlar. Hani map hakkında fikirleriniz, mesela map konseptiniz var. Daha önce başka bir oyun için map yaptınız. Bunu yapın, yollayın bize. Abi nasıl yapacağım? Kardeşim fark etmez. Sen onu Minecraft'tan bile yapsan, Minecraft oyununda bile yapsan, SS'lerini atsan o bize yeter. Hani anlatabiliyor muyum? Amaç fikir gelsin. Ee, mod yapımcı yapımcı agalarımızdan bazıları onları elden geçirip yaparlar herhalde. Benim şahsen hiçbir kod, mod bilmem ne hiçbir şey bilgim yok. Ama ancak fikirlerimle çok büyük destek olmaya çalışıyorum. Başka da elimden bir şey gelmiyor. Bir de birkaç bin izleyicimiz var. Siz sağ olun. Eee... Bir de tabii ki de tecrübemiz var. Mobil oyunların hepsini oynadık. FPS neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyoruz. Yani bu Stand of 2 oyunu cidden arkadaşlar çok güzel bir oyun aslında. Stand of 2'nin eksiklerini sayıyorum size hızlı bir şekilde. Bir, oyuncuya kesinlikle devam, de, değer vermiyor. Kesinlikle vermiyor değer. iki YouTuber'ına yayıncısına değer vermiyor. 3. oynayıcı topluluğuna değer vermiyor. Nasıl? Türkiye server'ı nerede abi? Türkiye reklamları nerede abi? Siz böyle mi büyüteceksiniz bu oyunu? Onun için arkadaşlar map getirmiyorlar. Güncelleme getirmiyorlar. Hayvan gibi para kazanıp yatıyorlar. Hani ben buradan bizim oyunumuzu yapan yapımcı agalara da seslenmek istiyorum. Abi yapıyorsunuz oyunu ama lütfen tembelleşmeyin. Lütfen para gelince tembelleşmeyin. Bu oyun o kadar çok para kazanması lazım ki. Bak ben bile milyoner olmam lazım. Hani anlatabiliyor muyum? <laughs> Ve hani tek amacımız arkadaşlar şunu da sakınını yanlış anlamayın. Bu oyunun yapılma amacı aslında para kazanmak değil arkadaşlar. Yani benim açımdan değil en azından. Ya çünkü başarılı olursan zaten para geliyor arkadaşlar. Bu oyun Standoff 2'den daha da iyi bir oyun olarak çıkacak reklamları basılacak uçacak kaçacak ki para kazansın ee, para kazandıkça da ne olur oyuna yeni güncellemeler gelebilir oyunu güncelleyebilirler oyuna yeni şeyler ekleyebilirler oyuna yeni skinler ekleyebilirler size bize destek olabilirler fiyatlarda ucuzlamaya gidebilirler hediyeler verebilirler sadece türklere özel ben kesinlikle istiyorum bunu her ay kanalımda atıyorum oyun parasıyla 25 bin oyun parası dağıtmak istiyorum falan diye tabi bunlar ileride belli olacak şeyler arkadaşlar hele bir oyun çıksın oyunun bir betasını bir testini yapalım size onun özel videosunu çek Ondan sonra bir 3-5 aya oyunun ilk beta test videosunu izin alarak belki yükleyebilirim belki de yükleyemem bilmiyorum oynayacağız yani. Onun dışında arkadaşlar Türkiye serverları falan olacak zaten bunları direkt sormayın. Yani bu videonun amacı siz bir oyunda sınırsız paranız var ve bir oyun yapmak istiyorsunuz. Sınırsız değil tabii hiç para da üst sınır olmayan bir bütçeniz var. Ne kadar tutacağı önemli değil diyor. Tamam mı? biri size sponsor oldu. Ve bu oyunu siz yapmanız gerekiyor. Bu oyunda neler isterdiniz? Jiroskop ister miydiniz mesela? Mesela haritaları CSGO'dan alalım mı mesela? Mesela iki tane farklı şey olur. Klasör olur mesela. Şöyle düşünün. Atıyorum burada imha seçtin. İki tane şey var. Klasik haritalar bir de bilmem ne haritalar. Klasik haritalara bastım mı? Dust 2, Inferno, Mirage, Mirage ya da CSGO haritaları ama değiştirilmiş ve küçültülmüş. Mobile optimize edilmiş halleri. Ve öbür yanda da bizim o Oyun yapımcılarımızın yaptığı yeni daha önce hiçbir oyunda olmayan haritalar. Böyle bir şey mi olsun isterdiniz? Yoksa direkt CSGO mapları mı olsun isterdiniz? Yoksa direkt diğer maplar olsun mu isterdiniz? Ben CSGO maplerine karşıyım. Ama tabii ki de ya bilmiyorum abi. Ben karşıyım. Ama siz ne diyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Discord'umuza katılıp dediğim gibi arkadaşlar oraya gelip oradan kendi oyunumuzu yapıyoruz kısmından bize fikirlerinizi vesaire yollayabilirsiniz. Buradan bu videoyu izleyen yapımcılara da seslenmek istiyorum. DJ ee, diyeceğim o ki e, oyun yapımcılarına demek istediğim şu. Hani bu oyunun çıkarken ki daha çıkmadan ki halimizi görüyorsunuz. Umarım çıktıktan sonra bu hallerimiz değişmez. Ee, stand Standoff'taki gibi olmaz. Stand ki de beta Iken ben. Ne güzeldi. işte Discord moderatörüyken falan. Hayat çok güzeldi. Çıktık yüzümüze bakan yok. Diyeceğim o ki size bu oyunda destek olan herkese emeğinin karşılığını umarım verirsiniz. Buna oyuncular dahil, youtuberlar dahil, beta test yapacaklar dahil, şu anda size içeride yardım eden e, yazılımcı kod yazan agalar dahil, herkes dahil. E, umarım bu oyun hepimiz için bir dönüm noktası olur. E, ben de hisse falan satın alırım belki ne bileyim. <laughs> Öyle kazanacağız galiba. Başka çaremiz yok. E, Youtuber olarak biz de işe işimize yarayacak arkadaşlar tabii ki de bu oyun. Ee, hepimizin çok sevdiği dünyada oynanan Türk mobil oyununu en iyi şartlarda Türkler oynayacak. Oyunun ismini de daha belirlemedik arkadaşlar. Oyun ismi için de fikirleriniz varsa aşağıdan yazın. Belki seçilene ödül falan verirler. Onlar vermezse de ben veririm. Sıkıntı yok. Yeter ki güzel olsun. En iyisi olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Size pek bir şey gösteremedim. Çünkü gösteremiyorum şu anda. Yani göstermeme imkan yok şu anda. İleride inşallah Size dediğim gibi siz bu oyunun nasıl olmasını isterdiniz? Upuzun şekilde yazın ki yapımcılar okusun tekrar tekrar okusun anlamak için. İzlediğiniz için sağ olun. Discord'da da gelip o dediğim yere yazmayı unutmayın. Discord linki de açıklamada. İzlediğiniz için sağ olun. Üçüncü kere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.